Evet, Türkiye'nin Suriye için verdiği yeni operasyon sinyali değerli izleyenler. Bölgede artan saldırılar ve Türkiye'nin açıklamalarına gelen tepkiler. Şimdi bunların hepsini konuşacağız, masaya yatıracağız. Konuğumuz var stüdyoda. Habertürk Dış Politika Yayın Koordinatörü Çetin Erçetin. Stüdyomuzda hoş geldin diyorum Çetin Er. Hoş bulduk Melta. Oldukça hızlı bir haftayı aslında geride bıraktık, bırakmak üzereyiz. Şimdi neden böyle bir hareketlenme oldu? Bunun sebebiyle başlayalım. Sonra senin aktarmak istediklerin olursa haritamızı da açacağız ve haritamız üzerinde de yine izleyicilerimize de görüşlerini o şekilde paylaşabilirsin. Meltem, tabii artık öyle bir noktaya geldik ki tabii ben harita üzerinden aslında anlatırsam belki izleyicilerimiz için daha kolay, daha anlaşılır bir anlatım olur. Öncelikle tabii şu an bizim için Suriye sınır hattı içerisindeki en problemli bölge İdlib. Bunu daha önce senin yayınlarında da birçok kez ifade etmiştik. Ve hatırlayalım, aslında biraz daha geriye gidelim. Böyle 1-2 yıl önceki yayınlarımıza gidelim. O yayınlarımızda da hep İdlib-Afrin hattının çok ciddi sorun ve sıkıntı yarattığını ve bu sıkıntıların çözülmediği sürece orada bir mayın, patlamaya hazır bir mayının olduğunu hep altını çizmiştik. Bugün geldiğimiz nokta İdlib konusunda tabii Rusya ile 28 kez görüşmeler gerçekleşti. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında tam 28 kez uçak düşürülme meselesinden bu yana yüz yüze görüşme gerçekleşmiş ve İdlib meselesinde halen bir çözüm sağlanamadı. İdlib halen sıkıntılı bir bölge olarak önümüze duruyor ama tabii son 2 aydır aslında Meltem en büyük sıkıntılardan birini tam da Afrin hattında yaşıyoruz. Yani şu an görmüş olduğunuz Afrin, Tel Rifat. Tel Rifat hattı. Hı-hı. Neden bu hatta yaşıyoruz? Onu da hemen söyleyeyim. Şimdi Afrin tabii hatırlayalım. PKK'nın kontrolünde olan bir bölgeydi. Afrin PKK'nın ana rahmine düştüğü yerdi. Yani biz Türkiye'de PKK'yı tanımadan önce Afrin'de PKK'nın ilk kurulduğu, ilk hareketliliğini, ilk Türkiye içerisinde nelerin yapılacağının planlarının 70'li 80'li yıllarda yapıldığı yer. Ve terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'den kaçtıktan sonra ilk gittiği yer Suriye'de Afrin kenti olmuştu. Dolayısıyla Afrin'de PKK'nın hep bir tabanı vardı. Tabii aslında biz şöyle söyleyeyim, sınır hattı boyunca yapılan operasyonlarda ki Habertürk olarak hep yerinde, alanda, sahada yaptık yayınlarımızı. Yayınlarımızda hep şunu dile getirdik, evet bu bölgelerde operasyonlar çok hızlı hareket edebilir ama Afrin PKK açısından ana rahmine düştüğü yer olduğu için bu bölgenin çok hızlı bir şekilde alınması gerekiyor. Alınması durumunda PKK'nın artık bu bölgedeki iddiaları büyük ölçüde çökertilmiş etkisi olacak. Etkisi azalacak yani. Elbette değil mi? Ama bir şey oldu. Aslında Afrin operasyonu çok ciddi bir başarıyla sağlandı. Hareket planlarından önce gerçekleşti ve daha hızlı hareket edildi. Nitekim Afrin'de bir şehir savaşı bekleniyordu. Meskun Mahal Savaşı'ndan ziyade PKK kentte direnemeyeceğini anlayıp geri çekilmişti. O dönemde 5600 civarında PKK'lı terörist YPG ile beraber Tel Rifat hattına geldiler ki bu bölge şu an turuncu işaretlediğimiz bölge PKK'lıların çok yoğun olarak bekledikleri, durdukları bir yer. Tabii Afrin operasyonundan sonra da aslında Afrin'in merkezine ve şu anda Elbap, Cerablus gibi bölgelerde İdlib'e çok fazla PKK bulaşamadı. Çünkü oradaki silahlı gruplar PKK'nın o bölgeye girişine izin vermediler. Ancak PKK'nın Afrin ve Elbap hattında ciddi bir tabanı olduğu için bu bölgelere zaman zaman diyalektik ilişkiler kurarak ya da içerideki bazı aileler üzerinden ilişkiler kurarak girebildi ya da girmeyi başardı ya da biz aslında belki de böyle hani parça parça düşündüğümüz için çok aklımıza getiremeyebiliriz ama çok ciddi patlamaların meydana geldiği olaylar yaşandı. Hatta Afrin'in birinci yıl dönümünde biz arkadaşımız Mehmet Akif Ersoy ile beraber tam Afrin'den yayın yapmak üzere gittiğimizde 5 dakika mesafeyle çok ciddi bir bombanın patladığı bir olaydan kurtulmuştuk. Şimdi tabii izleyicilerimiz çok fazla da harita üzerinde oraya buraya dağıtmadan anlatayım. Tel Rifat. Şu an PKK'nın kontrolünde bir bölge ve Afrin'in hemen 6,5 kilometre güneyinde bir alan. Bu bölgede şu an tahminlere göre 1600-1700 civarında YPG PKK'nın olduğu düşünülüyor ki yapılan bölgedeki istihbari çalışmalar da bu rakamları doğruluyor. Ama tabii biz Habertürk olarak bu bölgeden aldığımız bilgiler, yerel kaynaklardan aldığımız bilgilerle de aslında örtüşen bir rakam. Çünkü 1400-1500 civarında silahlı grubun bu bölgede hareket halinde olduğu
bölgedeki yerel siyasetçiler, yerel aşiret liderleri tarafından ifade ediliyor. Tabii bu bölge şöyle bir özelliği var. Şimdi genel itibariyle hani şu bölgeyi bahsettiğimiz zaman rejimin elinde diyoruz. Burası işte Amerikalıların kontrolünde diyoruz ama Tel Rifat bölgesinin ilginç bir hattı, özelliği var. Tel Rifat hem İranlı paramiliter güçlerin olduğu nokta hem Rusya'nın desteklediği grupların ve aynı zamanda PKK'nın olduğu bir bölge. Şimdi küçük bir alan, çok dar bir alan. Ama pek çok oyuncu var. Pek çok oyuncunun aynı anda sahneye çıktığı bir bölge olarak görülüyor. Şöyle bir gözümüzde canlandıralım. Habertürk ekranlarında yine biz bu haberleri vermiştik. İran'a bağlı paramiliter güçler Afrin'in alınmasıyla beraber PKK'ya yardım yapmak üzere Tel Rifat'a gelmişlerdi. Tam o Tel Rifat'a gelip Afrin'e yardım götürecekleri sırada havadan yapılan bir operasyonlar durdurulmuşlardı ve hemen geri püskürtüldükleri için hemen geri çekilmişlerdi. O görüntüleri de yine ekranlardan vermiştik. Fakat bugün tabii hem Rusya'nın hem İran'ın bu bölgede hareket halindeki silahlı grupları hem göz yumması hem destek veriyor olması ki şu bölge çok böyle hani ekrandan eğer arkadaşlarım yaklaştırabilirlerse şu görmüş olduğunuz çok dar bir alan ki şöyle söyleyeyim İstanbul'daki bir Zeytinburnu ya da bir Bakırköy kadar bir bölgeden bahsediyoruz. Yani çok büyük bir alandan bahsetmiyoruz ama kısa bir mesafe çok kısa orası. Bir mesafe olmasına rağmen bu bölgede PKK'nın İranlı paramiliter güçlerin rahat hareket edebildiği bir alan oluştu. Ama tabii şimdi burada soru işareti şu. Burada PKK var, burada rejim var. Aslında normal şartlarda PKK ile PKK'nın diğer hareket alanının olduğu işte bu sarı bölgeler. Yani şu anda gösterdiğimiz Amerikalıların da kontrolünde olan PKK'nın çok rahat hareket ettiği bir bölgede lojistik nasıl oluyor da bu bölgeye ulaşıyor? Şimdi asıl önemli olan nokta şu. Çok önemli bir soru bu aslında. Evet. Kopuk gibi gözüküyor. Herhangi bir alan olmadığı düşünülüyor. Ancak buradaki tablo aslında hem Rusya'nın hem İran'ın hem Amerika'nın eş zamanlı olarak PKK'nın bu bölgede hareket etmesine bir olanak verdiğini görüyoruz. Çünkü normal şartlarda önümüzdeki bu tablo, bu harita bize PKK'nın Tel Rifat'ta sıkışmış olduğunu gösteriyor. Yani buradan işte topçu, roket ya da ağır silahlarla bize saldırması neredeyse imkansız gibi gözüküyor. Nitekim Afrin'de Tel Rifat hattından yani El Baba kadar olan bu bölgede bizim 9 tane gözlem noktamız PKK'lı ve diğer İranlı paramiliter güçlerin bu bölgedeki hareket alanını takip ediyor. Bu yıllardır da böyle yani 3,5 yıldır ortalama bu hatta bizim devamlı gözlem üslerimiz var ki bu gözlem üsleri kendilerine yönelik herhangi bir taciz atışı olduğu zaman anında karşılık veriyor. Nitekim Uluslararası Haber Ajansları da bunu sık sık haber yaptılar. Biz artık tabii bu bölgedeki çatışmaları sık sık haber yapıyoruz ama gündemde çok fazla yoğunlukta olmuyor. Ama 3,5 yıldır zaten var. Ama son 2 ay, 3 aydır dikkat çeken en önemli hal ağır silahların bu bölgeye. Şu bölgede. Yani bir daha arkadaşlarım yakınlaştırırsa bu sarı bölge bura ve hemen yanındaki şu bölgede görüyorsunuz. Şuradaki sarı bölgede görüyorsunuz. Bu sarı bölgeden normal şartlarda buraya bir geçişin olmaması gerekiyor. Yani burada Türkiye'nin daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında hem Rusya'ya hem Amerika'ya verdiği mesajda dikkat çekilen nokta şu. Evet Amerikan silahları ama Rusya'nın kontrolünde olan bir bölgeden oraya yine geçiliyor. Aynı şekilde buraya evet. Geçiliyor. Yani Amerikan silahlarının kullanılması bir yanıyla da Rusya'nın buradan göz yumuyor olması tabii Türkiye açısından, diplomasi açısından ve bölgesel işbirliği ve bölgesel yani uluslararası ilişkiler açısından baktığın zaman kabul edilecek bir durum değil. Şimdi yeni önemli noktamız Tel Rifat senin de anlattığın kadarıyla. Dolayısıyla operasyon eğer yapılacaksa biz bunun Tel Rifat'a yani bu bölgeye olmasını bekliyoruz. Ancak şöyle de bir soru geliyor akıllara. Şimdi Rusya var, bölgede pek çok oyuncu var, Amerika var. Türkiye bu iki ülkenin onayını, bilgisini almadan böyle bir operasyon yapabilir mi Çetin Er? Aslında Meltem, olayın geldiği nokta Türkiye'nin %100 haklı olduğu bir alan. Yani şu an göstermiş olduğum bu tablo Türkiye uluslararası hukuk açısından, uluslararası güvenlik stratejisi açısından ve Türkiye'nin bekası açısından bu bölgeye operasyon yapmasına olanak kılıyor. Çünkü kendisine yönelik bütün saldırılar buradan gerçekleşiyor. Ve şu an Türkiye'nin Afrin'deki askeri hareketliliği de Rusya'nın, Amerika'nın bilgisi dahilinde olan bir askeri hareketlilik. Yani şu ana kadar Türkiye Afrin'de
Elbap'ta, Cerablus'ta, Tel Abyad'da, Resulayn bölgesindeki bütün askeri hareketliklerin tamamı her iki ülkenin ve koalisyon gücü diye tabir ettiğimiz Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğunun da dahil olduğu sistemde bilinen, desteklenen bir durum. Şunu altını çizmek gerekiyor. Türkiye eğer bu hattı elinde tutmuyor olsaydı ya da kontrol etmiyor olsaydı bugün DAEŞ dahil olmak üzere dünyanın en radikal örgütleri bu görmüş olduğunuz hattan Avrupa'yı ve belki de dünyanın birçok ülkesini çok ciddi anlamda zorlardı. Nitekim Avrupa'da patlayan bombaları önümüze çıkan tabloyla birçok kez tartıştık ki biz kendi içimize de buna dair çok ciddi ağır bedeller ödedik. Yani buranın bir zaman zaman DAEŞ'in elinde olması, zaman zaman PKK'nın eline geçmesi tabloyu değiştirmiyor. Sonuç itibariyle bizim sınır hattımızın PKK'nın kontrolünden çıkıyor olması ya da terör örgütlerinin bir sınır hattına dönüşmemesi gerekiyordu ve bunun için de zaten Türkiye diplomasinin trafiğini yönetiyordu. Fakat sorun soruya en direkt cevap vereyim. Biz daha önce Afrin'de operasyon gerçekleştirirken, Elbap'ta operasyon gerçekleştirirken, Tel Abyad ve Resulayn'da da operasyonlar gerçekleştirirken hem Rusya'nın hem Amerika'nın ortaya koymuş olduğu şerhler vardı. Yani buraya operasyon yapılmaması konusunda ciddi baskı oluşturuyorlar. Ama bir taraftan yani bir baskıya karşı siz farklı bir diplomasi dili ve farklı bir güvenlik stratejisi ortaya koyduğunuz zaman artık bir yerden sonra onlar da bunun kaçınılmaz olduğunu farkında. Nitekim Tel Abyad ve Resulayn'da Amerika operasyona karşı çıkmasına rağmen Rusya'nın desteğiyle operasyon gerçekleşti. Ve operasyonun oradaki süreci çok farklı yönetildi. Buradaki tek sıkıntı Tel Rifat'ta Meltem maalesef hem Rusya hem Amerika sürecinin içerisinde. İşte bütün mevzu her iki ülkenin önümüzdeki 10-15 gün içerisinde nasıl ikna edilecek? Çünkü şu an Ankara'da, onu da senin programda hemen söyleyelim, hareket planları hazırlanıyor. Hareket planları önümüzdeki birkaç gün içerisinde tamamlanır. Ondan sonrası artık diplomasiye bakar. Bakacağız ve göreceğiz. Bölge oldukça hareketli. Evet. Çünkü senin de söylediğin gibi çok da sayıda oyuncu var. Rusya ve Amerika gibi güçlü oyuncular da var. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çetin Erçetin. Değerli izleyenler, devam edeceğiz birazdan.